Alfem'i beğen, paylaş, abone ol. İbrahim Tatlıses kimdir? 1952 yılında Şanlıurfa'da doğdu. İbrahim Tatlıses'in annesi Kürt, babası Arap'tır. Tatlı olan soyadını Tatlıses olarak değiştirdi. 7 çocuklu ve fakir bir ailenin çocuğuydu. İnşaatlarda soğuk demir ustası olarak çalıştı. Çocukluğu ve sesinin keşfedilmesi. 1952'de Urfa'da kendi tabiriyle bir mağarada ciğerci Ahmet Tatlı ile karısı Leyla'nın 7 çocuğunun en büyüğü olarak dünyaya geldi. İbrahim Tatlıses'in babası ve annesi Kürt kökenlidir. Fakat zaman zaman etnik kimliği ilgili sürekli farklı açıklamalarda bulunmuştur. İbrahim Tatlıses, Kanal D'de yayınlanan bir programda kendinizi ne olarak ifade ediyorsunuz sorusuna, babam Arap, anam Kürt, ben ise Türk'üm diye cevap vermiştir. 2005 yılında Erbil konserinde ise Tatlıses, babam Türk, annem Kürt, ben Türk oğlu Türk'üm, size Türkiye'den selam getirdim diyerek izleyenleri selamlamıştır. Tatlıses doğduğunda babası cezaevinde bulunmaktaydı. Hiçbir zaman okula gitmemiştir. Daha sonra neden okuyamadığı sorulduğunda Urfa'da sanki Oxford vardı da biz mi gitmedik yanıtını vermiştir. Çocuk yaşlarda çalışmaya başlamıştır, su satmış, çığırtkanlık yapmıştır. İnşaatlarda soğuk demir ustalığı yapmıştır. İnşaatta türkü söylerken Adanalı bir sinemacı tarafından keşfedildi. İlk başlarda Adana'da, daha sonra Ankara'ya gelerek burada gazinolarda, pavyonlarda sahne aldı. 1974'te Ankara'daki Kınalı Pavyon'da söylediği İbrahim Tatlıses'in sahip olduğu şirketler, gıda, film, yapım, turizm, havacılık ve yayıncılık grubu dallarında faaliyetlerini sürdürmektedir. 10 Mart 2008 tarihinde Neden adlı albümünü, Mayıs 2009'da ise Yağmurla Gelen Kadın adlı albümünü piyasaya sürmüştür. Ayrıca bu albümde çok konuşulan ve tartışılan Şemmame adlı Kürtçe türkü de bulunmaktadır. 2009'da yıllarca söz ve beste aldığı sanatçı Yıldız Tilbe ile müzikal olarak tüm bağını kopardığını açıklamıştır. 2010 yılında son albümü Hani Gelecektin'i piyasaya çıkardı. İş hayatı: İbrahim Tatlıses, müzik kariyerinin yanında gıda, inşaat ve seyahat sektörlerine girerek çeşitli yatırımlar yapmıştır. Bunlardan Tatlıses Çiğ Köfte halen faaliyet göstermektedir. Siyaset hayatı: İbrahim Tatlıses, 22 Temmuz 2007 tarihinde yapılan milletvekili genel seçimlerinde Genç Parti'den İstanbul 3. Bölge 1. sıradan milletvekili adayı olmuş, partisi barajı aşamayınca milletvekili seçilememiştir. Tatlıses 2011 Türkiye genel seçimlerinde önce Adalet ve Kalkınma Partisi'ne adaylık başvurusunda bulunmuş ancak bu partiden aday gösterilmemiştir. İbrahim Tatlıses bu seçimlerde Şanlıurfa'dan bağımsız milletvekili adayı olmuştur fakat sonradan adaylığını geri çekmiştir. Evlilikleri: İbrahim Tatlıses, ilk evliliğini Urfa'da Adalet Durak ile yaptı. Çiftin 3 çocuğu oldu. 1979 yılında Kara Yazma filminde tanıştığı Perihan Savaş ile birlikteliği başladı. Savaş'la evliliğinden Melek Zübeyde adında bir kız çocuğu oldu. 9 Ağustos 1984 tarihli gazetelerde yer alan haberlerde şu belirtildi: İbrahim Tatlıses tarafından kaçırıldıktan sonra 7 saat boyunca dövüldüğünü ileri süren film oyuncusu Perihan Savaş, savcılığa başvurarak Tatlıses'in ruh hastası olduğunu söyledi ve tutuklanmasını istedi. Savaş'ın gözünün morarmış, sol kaşının da patlamış olduğu görüldü. Tatlıses polisteki sorgusunda, "Savaş çocuğumun annesidir. Sağda solda dolaşmasını bir erkek olarak gururuma yediremedim." ifade